önemli oldu. Yine benzer yasaklamalarla başladık evet. Sevgili Sinan. Şaşırmıyoruz buraya. Julian ve Link. Hızlı bir şekilde burada gidiyor Julian ve Link ve Louis yine yasaklama haline geliyor Chaos tarafında ilk haritadan sonra. Onlar Revelin'a Louis'i vermek istemiyorlar. Bakalım buna karşılık cevabı ne olacak Revelin tarafının? Bu da tabii evet. Önemli yani onlar yine Zushin'le beraber çok fark etmiyor yine. Onlar da aynı şekilde devam ediyorlar. İkinci karşılaşmanın yasaklama evresinin birebir aynısı diyebiliriz şu ana kadar. Doğru. Bakalım yani Chip ne kadar rahatsız etmiş onu göreceğiz. Edit yine gitti. 3 karşılaşmadır. Bence Chip ban burası yasaklanıyor. Ama. Evet bana da Chip banmış gibi geliyor. Onlar burada bir tane daha orman yasaklamayı tercih etmişlerdi ikinci karşılaşmada. Ama bakalım burada Chip yasaklaması görüyor olacak mıyız onlardan? Bakalım. Yasaklamadılar. Yine Feni geldi. Evet yine Feni. Yine aynısı Chaos, oldu yani. Chaos Chip almazsa kendileri çekebilir. Kendileri Chip oynuyor mu ondan emin değilim. Göreceğiz. Chaos Chip'e gidecek mi? Çok yüksek ihtimal. Ki Chip'e gittiler. Ya burası bence Feni yerine Chip'ti. Ama bu sefer de hani rakibe Feni vermek de biraz sorun olabilir. Ne bileyim çünkü suikastçı metasındayız. Ama yani Amon falan iyi alternatifler. Hani Fenilik mi olay yani ne bileyim. Mesela Feni alamayıp Amon alınca tabii ki ikisi de çok birbirinden farklı kara kahramanlar, uzak kahramanlar ama ya ormanı yasaklayarak durdurabiliyor musun ki? Mesela Ling'i ve Julian'ı yasakladın okey de geri kalan suikastçileri yasaklamaya devam etmek ne kadar mantıklı? Ben onu çözemiyorum tam olarak. Ya çünkü evet. çok var yani çünkü. Hani Zask ve Teriz'le geliyor. Bu sefer de Zask'ı aldılar yani en azından hem Zask hem Chip'i aynı takımda aynı tarafta görmeyeceğiz gibi gözüküyor. Bir de Terizla'dan devam ediyor. Çok da değiştirmeyi düşünmüyorlar onlar tecrübe koridorlarını belli ki. Ya, ama iyi de bir iş aslında karşılık aldılar Terizla'dan genel olarak oyun genelinde. MP'nin 3. maçı olacak Terizla'yla böylelikle bu seride. Kesinlikle ve Bay Roger. Mavi yine ilk karşılaşmadaki Roger'ına geri döndü. Yani evet. Roger'la kaybetmişti, haritada kazanmıştı. Şimdi bir kez daha onu Roger oynarken görüyor olacağız ve evet. Şimdi bir tercih hakkı daha var son 10 saniye içerisinde burada. Chaos tarafının. Bakalım yine bir Yuzong üst tarafa doğru gelecek mi? Nolan geldi ormana. Yani mesela bundan bahsediyordum işte yani. Ya mesela Feni yasakladın. Nolan alabilir. Amon alabilir. Ya tabii ki Feni ile aynı kategoride olduğu için falan demiyorum. Feni'nin yaptığı iş çok başka. Eyvallah. Ama baktığın zaman sonuçta ormandan çıkan fiziksel hasar veren bir kahramandan bahsediyoruz değil mi? Şimdi Julian ve Ling'i yasakladıktan sonra bu kategoriyi yasaklamaya devam etmek bence absürt. Çünkü bitmez o. Evet. Yani Fenix'i var, Nolan'ı var, Hayabusa'sı var, Amon'u var. Kaç tane yasaklayacaksın? O yüzden bence hani Feni yasaklayana kadar Chip yasaklamak daha mantıklıydı. Feni yasakladılar, Nolan alındı, Chip de alınmış oldu bu sefer. Bu biraz hata oldu bence Revelion tarafında. Bakalım Akela'nın cevabı ne? O da Moskov. Onlar da Moskov'la beraber. Buradan da gitariste selamlar olsun. Sevgili gitarist o da chat'teydi galiba gördüm. Konuşuyordu. İzleyicilerimizle konuşuyordu. Bir ara böyle chat'e bakmaya çalıştım. Hızlı da akıyor. Çok takip edemedim ama. Gitarist fena Moskov ya. Gitarist Moskov o tipi akıyor o Moskov'la. Fena. Bakalım yani Moskov cevabı tabii güzel oldu gibi duruyor. Moskov da genelde yasaklanmıştı hatırlıyorsan. Ama ikinci fazlarda daha çok yasaklandığını görmüştük. Burada İlk fazda tercih etmeyi daha önemli gördüler gibi. Bak, Blue'yu hakkında bak. Sen konuşmuştun zaten. ikinci tercihe bırakmadan Blue'yu burada ikinci fazda yasaklıyorlar ve Hayabusa yasaklıyorlar. Tabii şu anda rakip Revelin de ormanını almadığı için burada Nolan da tercih edildikten sonra Revelin üzerine oynamak daha bir mantıklıymış gibi gözüküyor. Hemen şöyle bir geri dönüyorum. Nazane bir klimamı kapatayım dedim. Çok soğuk burada efendim. Farsa'yı görüyoruz sevgili Sinan. Bir orta koridor arıyor tabii ki. Chaos tarafı şöyle baktığımız zaman alternatifler arasında yine Valentina halen bulunmakta. Onu söyleyelim. Louis yasaklanmıştı. Farsa yasaklanmıştı.
Kufra yasaklamasını göreceğiz. Kaos'tan da böylelikle yasaklama evresini tamamen kapatmış oluyoruz. Bakalım ne tarz tercihler gelecek Akela'nın şimdi. Tercihiyle beraber ikinci seçim evresine geçiyor olacağız biz. Yani gördüğüm kadarıyla bir dolaşım, bir de orman arıyor olacak Rebellion tarafı. Diğer tarafta da Kaos'ta bir orta ve bir yani Kufra fena değildi bu arada. Performans olarak da iyiydi. Evet, orayı iyiydi. Tercih edebilirler. Yine Minotaur'da, pardon, Kufra yasaklandı da Minotaur Grok tercih edebilir. Grok yani belki olabilir tabii. Sanki böyle Minotaur çok net olabilirmiş gibi hissettiriyor da bana aslında. Ama tabii bakalım Akela'nın tercihi. Evet, Minotaur geldi. Yani güzel, çünkü içeriye girebilecek, kafacı oynayabilecek bir Nolan yine yeri geldiğinde iyi bir eşya koymuş. Üstünde bir Bay Mavi var Roger'la beraber. Minotaur bence içeriye girebilecek çoğu kahramanı ciddi sıkıntıya sokabiliyor kitle kontrolüyle beraber. Doğru. Bir de hücumda kullanılabilecek de bir terizli ulti olduğu için biraz daha arka tarafa kayanlar üzerinde kullanabilirsin burada Minotaur'un kitle kontrolünü. O yüzden tercih olarak ben bayağı beğendim yine burada Minotaur'u. Kendisi de ilk karşılaşmada zaten iyi bir performans sergilemişti Minotaur'la beraber de. Net bir seçim oldu ve bir Faramis geliyor orta koridora. Şimdi zaten Rebellion tarafı orta koridor pikledi. Zask'ı gördüler. Bir Valentina ihtimalinin olmadığını Kaos tarafı bildiği için yine baktığımız zaman burada Faramis'i çekmiş oluyor. Lapu Lapu'yu da aldılar. Alfa ile bir cevap var. Bakalım bir alfa performansı daha izleyeceğiz. Aslına bakarsan bu sefer hasar yeterli olabilir. Şimdi bir ilk başta alfa alınmıştı, biraz eleştirmiştik. Orada hasar problemi vardı ama bu sefer Moskov'dan ciddi hasar var. Teriza'dan kısmen çıkabiliyor. Zask'ın yine hasarları iyi. O yüzden alfa, yani ilk maça göre daha iyi bir alfa pozisyonu açıkçası bu. Ama yine tam bir suikastçıdan bahsetmek mümkün değil alfanın da gelmiş oluşuyla beraber. Böylelikle kapatmış oluyoruz dolaşım ve ormanını da bularak Rebellion tarafının. Stoic'den nasıl bir alfa performansı gelecek? Yani genel olarak oyunlarda ilk karşılaşma zaten Julian'la beraber çok iyi bir performansa imza atmıştı. Ama ikinci kaybettikleri karşılaşmada Amon o Julian kadar böyle dominant ve baskın bir performansa sahip olmamıştı. Doğru. Yani bakalım burada Alfa ile beraber neler yapacağını da ben büyük merakla bekliyorum. Yani Alfa bizim ligimizde genelde böyle bir el bombasına dönüşebiliyor genelde. Yani benim gördüğüm kadarıyla, ama el bombası derken rakibe atıp da saniye yanlış sayılmış ve elinizde patlamış bir bombaya da dönüşebiliyor. Doğru. Burada ben yani bu sadece elemeler genelinde değil, yani genel hatlarıyla söylüyorum. MTC 3'ü falan da içine katarak, 2'yi de katarak söylüyorum. Bir zamanda çok alınmıyordu diye hatırlıyorum ama 2 ile 3'te yine dönem dönem alındığını noktalar olmuştu. Evet, yani spesifik bir kullanımı var tabii ki. Hani baktığımız zaman eğer ki büyü can çalmasıyla ayakta kalarak ve bekleme sürelerinde kısa olmasına istinaden istediğin büyüleri üst üste çıkararak bir oyun yapabiliyorsan, onu sana açabilecek bir takım sinerjin ve bunu yapmanı çok da zorlaştırmayacak bir rakip kompozisyonu varsa, o zaman işlevli. Ama onun dışında kalan özellikleri ortalama olduğu için kontrolü yüksek ormancılar veyahut hasarı yüksek ormancılardan bu kategoride çok geride kalıyor. Yani kontrol için hani baktığın zaman ya da tanklık için Baxia, Akai, Baraz falan daha iyi oluyor. Hasar olarak konuşacak olursan ne bileyim zaten Ling'i, Hayabusa'sı bilmem nesi var. Biraz spesifik bir ormancı. Biraz hibrit, iki yönlü. Ama o iki yönlülüğün ortaya çıkmasının senin işine gelecek pozisyonlarda alınması gereken bir ormancı. O yüzden probleme dönüşebiliyor. O yüzden el bombası diyoruz. Ama bakalım bu oyunda işleme ihtimali bence ilk oyundaki varyasyonuna göre daha yüksek. Soy'un ellerinde neler göreceğiz hep beraber bakalım. O da zaten çok hızlı bir şekilde 4. seviyenin üzerine gelmiş bile. 4.5 oldu 1.42 dolaylarında. Yani havada ortada görüyor tabii rakiplerini, iyi yerinden haberdar. Çok bir oyunda bulunmayacak gibi. Evet, bakalım. Suspect ve Akela ortada kalan isimler olmuş olduğu iki dolaşımcı kendilerini burada buldular. Diğer oyuncuların rotasyonunda istinaden Suspect şimdi iki kişinin vizyonunu verdi. Tobi'ye bir miktar hasar yarıcana kadar düşürdü onu. Suspect ışınlanmasıyla beraber bölgeden uzaklaşmayı başaracak ve MP'ye yakalanmayacak.
MP'ye yakalasa, çünkü o Akela devam ettirebilirdi orayı. Suspect riske atmıyor burayı. Baktığımız zaman Kaplumbağa'ya verilen hasarlar vardı bir miktar. İki tarafta Kaplumbağa etrafında konuşlanmışken Suspect'in ultisinin de olduğunu söylememiz lazım. Suspect bölgeye geldi. O havaya doğru zıplatılıyor. Minotaur'dan iyi oyun var burada ama Faramis ultiyle beraber hemen canlar dolduruldu. Faramis'in ultisi önemli oldu. Moskov mızrakla bölgeye geldi. Moskov'un gelmesi dengeleri değiştirebilir mi? Skoru bulma ihtimalleri var. Strafa yerde. Arkaya doğru bir oyun ihtimali daha vardı. Suspect'in bir oyunu var ama Suspect'in üzerindeki hasarlar onun düşmesi anlamına gelecek. Akela'nın üzerinde hasarlar vardı. O çok can sıkmadı. Vay Mavi de düşüyor böylelikle. 487'nin yani Moskov'un gelip çıkarttığı 3 asist. Akela'nın iyi kontrolleri. Evelion tarafı 3 skorla açtı Sinan. Yani bir de Kaplumbağa'yı da aldılar yanında. Bu çok isteyeceğiniz bir başlangıç olmuyor. 2000'lik bir farka evrildi bile bu oyun hızlı bir şekilde. Yani Moskov'un gelişi çok zamanlıydı. Tabii Bay Mavi de katıldı orada savaşa ama çok istediğini elde edemedi. Moskov 3 tane de asist çıkartmayı başardı. İyi bir kaynak alımı oldu. Yani Alfa hakkında da bayağı konuşmuştuk aslında. Bu takım savaşı genelinde oldukça net bir işe de imza attı. Evet. Onu evet. Söylemek lazım Stoik. Yani genel olarak çok daha iyi oynadılar takım savaşını. Yani Serena'nın Faramis'in ultisi o gelmeseydi çok daha kötü şeyler görebilirdik bu arada. Onu da söylemek lazım. Doğru. Serena işleri çok daha erken bir şekilde toparladı takım adına ama toparlamış haliyle bile üst skor vermek durumunda kaldı Kaos. Bu tabi biraz geriye itecek gibi gözüküyor Eray. Özellikle bir sonraki Kaplumbağa Savaşı'nı da yapmak isterse Kaos ve burada da problem yaşarlarsa işlerin rengi bu sefer çok hızlı bir şekilde değişebilir onlar adına gibi gözüküyor. Suspect biraz fazla derinde. Stoic hızlı bir şekilde kulesinin altına doğru gitti. O MP3 gibi giriş, hatta dörtlü. Orayı kullanmak istiyorlar. Ama başarılı olamayacak burada kitle kontrolde. MP de yavaşlatmayı istedi. Moskov Muzrak da karşısında belirttiğin gibi ama Serena orada kitle kontrolden kurtulamayacak. Hem Stoic hem Akela orada adım bile attırmadılar ona ve bir skor daha çekiyor olacaklar. Ve Stoic de seri katil oldu. Çok büyük bir sıkıntı var gibi gözüküyor. Kaos adına kabus gibi başlangıç oldu. Bir cevap isteyecekler bu kabusu rüyaya dönüştürmek için. Akela'nın üzerine bir oyun vardı ama Akela bölgeden ayrılmayı bilecek. Skorları üst üste verseler de Kaplumbağa özelinde hala savaşmak istiyorlar. Strofa bayağı hasar aldı. Erken bir düşüş oluyor. Hem Kaplumbağa'yı kontrol edememiş hem de bir skor daha vermiş oluyorlar. Suspect bölgede mi yaklaşmak istedi ama onu da kovalıyorlar. Kaplumbağa'yı vererek bir skor daha veriyorlar. 5'e 0'a geldi Sinan. İlk iki oyundaki o dengede giden erken oyunlar burada üçüncü maçta tam tersine Kaos'un aleyhine çok belirgin şekilde görülüyor. Evet evet. Yani burada şimdi kule alarak da avantajlarını biraz daha farklı bir noktaya çevirmek istiyorlar. Bir bağışıklık vardı Strofa üzerinde ama kötü yerde kalacak. Işınlanlar evet. Da atıldı o bölgede. Strofa çok da istediği performansı sergileyemiyor orada. Moskov'u çıkartmak istedi aradan ama 480'den iyi bir ışınlan iyi savuşturuyor oradaki Strofa üstünlüğünü ve rahat bir oyuna devam etmeye ediyorlar ve Sava yani skor geldi. Gayet rahat skor geldi. Senin belirttiğin gibi 480'de skoru ama çok da büyük bir problem yaşamıyorlar. Şu noktaya kadar 480'lik çünkü biraz alacağını aldı diyebiliriz. 4 asisti var. İyi bir durumdadır diye düşünüyorum ben şu anda altın olarak da. Tabii dur demiş olmaları güzel ama çok daha fazlasına ihtiyacı var gibi Kaos. Yani bundan tabii ki fazlasına ihtiyaçları var. 6'ya 2'lik bir oyundan bahsediyor olacağız biz. MP'nin de düşüğüyle beraber altın farkı da 1.5K dolaylarında seyrediyor olacak. Tabii ki dönülmeyecek bir fark değil. Ama Rebellion tarafı çok daha belirgin şekilde maça başladı. Bir önceki iki oyuna istinaden Bay Mavi kuleyi açmış oluyor. Güzel bir haber yine Kaos tarafı için. Altın farkında bir miktar daha erimeye neden olacak bu. 20 saniyelik bir objektif süresinden bahsediyor olacağız biz ve bu da birçok şeyin cevabının bulunmasında önemli olacak. Moskova özellikle bu savaşlara nasıl getirebilecekler o önemli. Bir kez daha Moskov mızrağı ıskalamamak için onu zaten savaşın içinde başlatacaklar bu sefer. Ki Moskov'un da burada olmasıyla beraber Kaplumbağa'ya hızlı hasar veriliyor. Bay Mavi bölgede değil, onu belki çip taşıyabilir burada. Suspect oyun yapacak mı? Ama baktığımız zaman Kaplumbağa hızlı düşürüldü ve Stoic'te kalıyor. Bir duraksatma aldık biz.
Evet yani Tobi de burada orada ultiyle iyi kurtardı durumu, onu söylemek lazım. Çok da ciddi bir hasar gelmişti onun üzerinde, fakat oyuncu orada durumu dediğim gibi iyi toparlamayı başardı. Yani Bay Mavi de alt tarafa gidiyor. Alt tarafta güzel bir minyon dalgası vardı. Dalgayı aldıktan sonra da ikinci kuleye vurma şansına sahip olacak. Tabii yani Kaplumbağa Savaşı'nı burada Kaos ne kadar uzatmak isteyecek? Bay Mavi'ye ne kadar bir alan tanıyacaklar? Bunlar tabii bu sorunun cevabını almamızda büyük bir etmen olacak. Yani nedenli bir cevap alacağımız konusunda daha doğrusu büyük bir etmen olacak. Onu tabii görmek lazım ama tabii yani özellikle ilk kaplumbağada yaşananlardan sonra ikinci kaplumbağaya gitmemek bence mantıklıydı. Çünkü ilk kaplumbağada olanların bir benzeri ikinci kaplumbağada da yaşanırsa eğer Kaos için büyük problem olacaktı. Burada aradaki altın farkını belli bir noktaya kadar kapatabilmek adına şu anlık Bay Mavi'yi aşağı yollamışlar gibi gözüküyor. Kuleyi de alırlarsa oldukça iyi olur. Almak çok kolay durmuyor bu arada. Yalan değil yani. Oraya hızlı bir rotasyon dönebilir. Ne bileyim 480'den bir ulti tutturabilirse mızrakla beraber oraya gidebilir yine gibi gibi bir sürü durum söz konusu. Bakalım neyi tercih edecekler. Oldukça önemli gibi ama Rebellion maçı çok iyi başladı. Onu söylemek lazım. Üçüncü karşılaşmaya çok kritik karşılaşmaya çok iyi başladılar. Yani şu ana kadar iyi gidiyor. Kaplumbağa'yı da aldılar. Moskov'u zaten çok erken çekmişlerdi Kaplumbağa'nın yanında. Stoik ve Moskov hani baktığımız zaman 487. Hızlıca erittiler Kaplumbağa'yı. Cevabı bile olmadı. Senin de söylediğin gibi hani Bay Mavi zaten gelmedi bölgeye. Belki çip taşıyabilirdi onu ama bayağı hızlı alındı Kaplumbağa. En azından Bay Mavi diğer tarafta bir miktar altın bularak cevap vermeye çalışıyor. Kaos'un ellerinden tamamen %100 kayıp gittiğini iddia etmek absürt olur ama Rebellion'ın ilk iki karşılaşmaya kıyasla bayağı bir iyi bir oyun başlangıcı var şu an. Hani baktığımız zaman o biraz daha dengede giden işte orta oyunda bazı şeylerin şekillendiği ve son oyuna yavaş yavaş geçiliyorken belki bir takımın öne çıktığı senaryo vardı. Ondan uzağız şu an. Rebellion daha oyunun başında istediği sonuçların birçoğunu almış durumda. Yani bir de Moskov varken ellerinde bunu yapmaları biraz daha da düşündürücü açıkçası. Hani oyunun sonlarında Kaos'un lehine değişecek mi birçok şey, o mesela soru işareti bende. Evet. Şimdi baktığımız zaman öyle bir durum var. Bakalım görüyor olacağız tabii ki. Alacağız cevabını. Hep beraber dakika 8'e doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. 6'ya 2'lik bir skordan bahsedeceğiz. Altın farkı çok fazla değil. 1.3K dolaylarında devam ediyor. Altta bir aksiyon görüyor gibiyim. Ben şimdi baktığımız zaman 487 bölgeden çıkmaya çalışıyor ki onun üzerine Sava çökecek ve skoru alacak burada. Chip ulti ile beraber toplanıp 487'yi bulmuş gibi görünüyorlar. Chip'in topladığı çetesiyle Moskov düşmüş oluyor. Tobi özelinde bir oyun olur mu? Ortaya burası döner mi? İttirmenin karşısına gelecek Kaos oyuncuları ve Tobi ve arkadaşları da hemen diğer taraftan kendi bölgelerine güvenli şekilde geçiyorlar. Ne kadar 487'yi kaybetseler de harita kontrolünü çok da kaybetmiş değiller. Onun ölümüne istinaden altın farkı da bir miktar onların lehine gibi gözüküyor. Aynen öyle. Eşyaları da görüyoruz. Yani baktığımızda aslında yani Roger bayağı daha önde gibi gözüküyor şu anda. Moskov biraz daha takıma erken katıldı. İki ölümle beraber çok da istediğini elde edememiş gibi gözüküyor şu anda. Tam bir tek bir bozulma tırpanı var. Bozulma tırpanını bitirmiş. Onun dışında ikinci eşyanın gelmesini bekliyor gibi şu anda. Evet. Tabii ona da çok uzak bir mesafe kalmamış. Onu da söylemek lazım. Durum olarak baktığımızda ama Bay Mavi oldukça net bir işe imza atıyor. Yine aynı şekilde Sava'da altın konusunda fena değil ama Stoic tabii Sava'nın çok önünde herhalde. Evet, Stoic'den iyi performans var. Bu noktada 487'nin bir tık şu an için en azından geride kalmış olan senaryosunu Stoic tamamlıyor. 4-0-2 ile beraber 6700'ün üzerinde de topladığı altında yukarıda bir çip oyunu mu var? Şöyle bir baktığımız zaman 487'yi tekrar buluyorlar Sinan. Onun üzerine bir oyun var. Benzer şekilde bir kere daha düşürüldü o portalla. Çok düşürdüler oyundan, onu söylemek lazım. 487 yani son dakikalarda iki kere düştü. Zaten yani Bay Mavi'nin oyunda altın olarak liderliği elde tuttuğunu görmüştük az önce. Tabii bu ölümlerde 480'lerin Bay Mavi'yi yakalamasını iyice zorlaştırıyor. Dort'ta bir başlangıç var. Şimdi Akela görüşte verdi. Tabii büyük bir problem yok orada Stoff'a üzerinde. Buraya doğru oynayacak bir Kaos takımı da mevcut gibi gözüküyor şu anda. 480'de üst koridoru şu anlık savundu. Ama Suspect de bir o bölgeye doğru gitti. Portala.
Ama şu anlık bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Suspect evet. Ortadan geri katıldı. Yani bakalım şimdi nasıl bir oyun izleyecekler. 20K dolaylarına kadar indi Lord Suspect'in. Şimdi teleporttan buraya gelmesi lazım. Arkaya doğru bir oyun var mı? Baktığımız zaman Strofa'dan vardı. Bay Mavi tersten hasar vermek isteyecek. Suspect'in oyunuyla beraber onu takip etti. İçeriye doğru 2 kişilik kontrol vardı. Suspect erken düşen oyuncu olmuş oldu. Akira'dan güzel oyun böylelikle. Arka tarafta havaya savunan isim MP ama diğer tarafta bir oyuncuyu bulmak isteyecek. Sava onu buldular mı? Tabii ki buldular. Stoic skoru aldı böylelikle. X skor birden çekiyor. Valiant tarafı bir tane daha isterler mi? Onu da buluyorlar. Serena düşen oyuncu oldu. O Faramis olduğu için hemen doğacak ama burada olan bitene cevap vermesi mümkün değil. Yani Bay Mavi'nin hasarları iyiydi ama yeterli kalmıyor Sinan. Yeterli kalmıyor. İşte kontrol çok fazla. Akela çok iyi oynuyor Eray bu arada. Yani maç başında konuşmuştuk hatırlayacak olursan ama bu oyunu artık daha da böyle bir üstüne koyuyor. Yani Rebellion yeni takım gibi gözüküyor aslında baktığında. Onu söylemek lazım. En azından bu düzeyde bir turnuva için yeni bir takım gibi. Ama hiç öyle hissettirmiyorlar. Şu ana kadar oynadıkları oyun yani lige koysam pek şey yapmaz, sırıtmaz gibi tabii gözüküyor gerçekten. Doğru. Şu anlık oldukça net bir iş. Oo, Stoic. Bir de Stoic de çok iyi oynuyor. Onu da söylemek lazım yine Akile ile beraber. 7-0-2'de yani Alfa'dan birazcık konuşmuştuk. Biraz el freni, el bombası olabiliyor gibisinden. Bir anda çok ciddi bir durum var. Suspect orada kötü yakalanıyor. Onun da alınmasıyla beraber Bay Mavi de alınıyor. Ve bu oyunu belki bitirecek hamle olabilir. Yani Lord da ayakta. Baktığımız zaman 20'şer saniye var. Hani minyon dalgasını eritecek bir büyüleri var mı arkadan? İhtimal var ama tam tersine bir skor bitebilir Sinan. Bitebilir. Lord ayakta. Bakalım ciddi miktarda hasar var. Ana kuleye yeterli olacak mı verilen hasarlar? Stoic hiçbir şeye bakmadan gözlerini yumdu ve kuleye vurarak bir...